Bazen namaz kılmak için gittiğimiz bir camide, bazen sokakta, bazen bahçelerde, evlerin önünde çocuklara çok katı davranan, çocuklara şiddet uygulayan uygulanan tablolarla karşılaştığımız oluyor. Son yıllarda iyileşme olmakla beraber, gelişme olmakla beraber hala camilerde çocuklara karşı, bazen evlerde, özel kendi aile içerisinde çocuklara karşı şiddet tablolarıyla karşı karşıya kalmaktayız. Ben rahmetli diyeceğim Cem Karaca'nın bir mülakatından aklımda kalanları paylaşmak isterim. Orta ikinci sınıftaydım diyor. Babam beni bir mübarek gecede camiye götürmüştü diyor. Berat ya da Kadir gecesiydi. Fakat ayağım kırılmıştı. Camiye giderken alçıdan yeni çıkmıştı. Ayağımı katlayamıyordum. Camide ayaklarımı mecburen uzattım kıbleye doğru. Ayaklarımı uzatmış, otururken gözlerimi de yummuşum. O çocuksu halimle sanki bulutların üstünde uçuyormuş gibi hissediyorum kendimi. Böyle tam manevi bir lezzet, bir haz yaşarken gözlerim yumukken omuzuma sert bir tokat indi, bir el indi. "Toparla ayaklarını," dedi elin sahibi. "Camide böyle mi oturulur?" dedi. Ve o tokat beni camiden tam 35 sene uzaklaştırdı, diyordu. Şimdi yapacağımız bir yanlış, bir kabalık, bizden sadır olacak bir kabalık, insanın ömür boyu, Allah korusun, imandan, İslam'dan, camiden, manevi değerlerden kaçmasına sebep olabilir ve bunun vebalinin altından biz kalkamayız. Rahmetli oldu yine, geçtiğimiz aylarda Münir Özkul vefat ettiğinde basına yansımıştı. Bir arkadaşının delaletiyle camiye gittiğini, camide oturmayı bilmediği için ayaklarını dikerek oturduğunu, yanındaki safta duran bir cemaatin kaba hareketinden dolayı kaçarak camiden çıktığını ve bir daha camiye giremediğini yeniden okumak zorunda kalmıştık vefatı dolayısıyla. Bu tür hatalar sadece bize karşı değil, bizim temsil ettiğimiz değerlere karşı insanların soğumasına, bazen nefret etmesine sebep olabiliyor. Onun için nezaketi elden bırakmamak. Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselamın ağlayan çocuğu susturmak için hutbesini yarıda kesip aşağıya indiğini, secde esnasında boynuna binen torununun inmesini beklemek için secdesini uzattığını bütün kaynaklarımız anlatıyor. Kürsülerde bizler konuşuyoruz. Uygulamaya gelince bunu uygulayacak olanlar da bizleriz. Mutlaka şefkat, mutlaka merhamet, mutlaka muhabbetle, nezaketle muamele etmek gerekir.